O zaman selam YouTube. Bugün inanılmaz korkunç bir oyun oynuyorum. İnanılmaz dememe aldanmayın. Yok. Çünkü oyun hiç korkunç değil. Ben bu şeylerin üstesinden her zaman gelirim. Hatta tek Tamam. başıma üstesinden geleceğim için yanıma bir kişi çağırayım da o korksun da ona tepki gösterin diye onu getirdim. Yani Teşekkür ederim. ben korkmam arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz Ork Asistanlı. Çok kolay bir oyun. Ben yeni vardiya olarak başlayacağım çünkü oyunun bir eğitici kısmı vardı, onu geçmek istedim. Onun için yeni vardiyadan başlayacağız. Teşekkürler. Şimdi biz bir kadınız. Morg'da çalışmak istiyoruz ama Morg'daki patronumuzun bize söylemediği bir şey vardı. Ta ki dün gece öğrenene kadar patronumuz bizi kiliseye kilitledi. Dedi ki sabaha kadar inlerle cinlerle aranı geçir dedi. Şimdi evden çıkacağız. Şöyle anahtarımızı alalım. Radyoyu da kapatayım da yakmasın. Şimdi chat, ben bu oyundan o kadar çok korkuyorum ki normal şartlar altında ben bu oyunu tek kişi oynarım. Şey, oynayamam. Şu anda ezan okunuyor. Aziz Allah. Aziz Allah Celle Celaluhu. Şimdi chat, görmüş olduğunuz üzere böyle gudubet, uğursuz bir kilisedeyiz. Yani Allah aşkına kiliseler var bembeyaz, böyle aşırı güzel, bahçesi yeşil falan. Ya bu kiliseye... Kim kilisesi bahsettin ya? Şimdi arkadaşlar bu kapıdan içeri girince muhtemelen morg bizi birisi arayacak muhtemelen. Bunun amacı ne? Ölmüş birisinin hayaleti mi? Ne o? Yok Halil abi. Şimdi her gece 3 tane şey geliyor. Ceset geliyor. Genelde 3 tane gelir. O 3 Tamam. cesetten birisi şeytan. Ve benim kanıtları toplayarak bu şeytanın üstüne totemi koyup onu yakmam gerekir. Ama yanlış seçim yaparsam mahvoldum. Aha. Aa, bir Tamam, de ben yardım. şöyle bir detay var. Ben bazen görmüyorum çünkü ben gerçekten körüm. Muhtemelen ekranımdan, tepede duran ışıktan dolayı. Ben gerçekten görmüyorum. Ama bir tavsiye öğrendim. Eğer ki bedenler çok fazla hareket ediyorsa, çok fazla değişik hareketler yapıyorsa muhtemelen odur. Onun için öyle şeyler gördünüz mü bana söyleyin. Chat. Tamam abi. Tamam. Şimdi burada Ben birkaç eşya vardı, onları aldım. Aa, bir de garip bir şey öğrendim. Şurada bir yerde şey var. Sigorta pili var. Ha. Aa, sürekli sigorta atmasın diye şuradaki sigortayı değiştirmem gerekiyor. Ne? Bir tane. Şöyle sigorta. Tamam. Tamamdır. Allah, kendimi gördüm. Aa, bu arada takdim ederim. Da bizim şahsiyetimiz. Bunlar iyiymiş sanki. Birazcık güzel bir kadın. Oh Jesus Christ. Jesus. Neyse, önemli her şeyi aldığımıza göre yavaş yavaş gideceğim. Bu arada oyunda kapıları kapatmam gerektiğine dair de bir şey okudum. Çünkü eğer kapılar kapalı olursa etkileşim genelde kapılarla ilgili. İlk olarak belgemizi alalım. Bu belgede ne yapmamız gerektiği yazıyor. Burada da önemli bir kasetler var. Bu kasetleri ben dinledim, onun için hızlıca geçiyorum. Şu eski anahtarla burayı da açıyorum. Bu dolabın içinde kutsal su gibi bir şey var ama şey işte. Ya tılsımı burada yapıyoruz. Ölüler öldükten sonra bunlar bu suya birkaç damla şey sularına döküyorsun. Aynen. Yok, bu ölünün Hristiyan. içini temizlerken döküyorum. Evet, Hristiyan adetlerinde öyledir. Yani yıkanılan suya koyuluyor birazcık. Evet, ama oyunun sesini ben çok kısmışım dün korktuğum için. Biraz açayım bakayım. Tamam. Az önce biri cama tıklattı. Muhtemelen duymadın, ses kısık olduğu için. Neyse. Abi geldiler abi. Şimdi morg odasına doğru geçiyorum. Açıkçası ben Arkadaki kapıyı arkadaki kapıyı mı? kapatmayacağım Şimdi ilk cesedi kafama göre alabiliyorum. Hepsini kafama göre alabiliyorum. Tamam, ben seçeceğim sizi. Tamam. O zaman Halil abi, bir tane ortada var, bir tane en köşede var, diğeri de en köşede. Tamam, Hangisini alalım? gördüm. Halil En abi, soldaki al.
Hala bu arada oyunun yayının sesini kendinden kıssana. Senin sesini bastırıyor muhtemelen. Sesin çok boğuk geliyor. En soldakini alır mısın canım? En soldakini. Neymiş mi? Troy Troy Soto. Siyah tenli bir arkadaşımız. Evet. Açıkçası normalde kilisemde siyah tenli... Şaka şaka. Abi senin bu oyun niye o kadar karanlık ya? Valla. Dur biraz parlaklığı arttırayım. Bakayım nasıl oldu? Ha, şimdi daha iyi ya. Tamam. Fullledim parlak. Ya hiçbir şey göremiyorum çünkü. SD'yi kaldırmak mı gerekiyor? Yok. Çek dayıyı aşağıya çek. Dayı gel. Gel. Biraz daha kaldır sedyeyi. SD tam oturdu ama. Nasıl oturdu? Kaldırsan biraz. Ananı Anladım. sik. Yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. SD çıkacağım mı artık? Ha, tamam. Tamam, güçlü çekmek gerekiyormuş. Bunu E'ye basınca üstüne oturacak muhtemelen. Oha, cilli gibi oldu. Şimdi fark ettiyseniz yavaş yavaş gözleri Lan açıldı. lan. Hareket ediyor. Yok o normalmiş. Ben de onu ilk başta şey zannettim. Olmaması Evet. gerekiyormuş gibi Evet, zannettim o de. arkana bir dönüyorsun amına koyup kalkmış yarrağı sallıyor sana. Var mı ki? Açıkçası ben biraz korktum bu adamdan. Acaba şeytan mı? Çünkü göbeği falan çok hareket ediyor. Nasılsın abi? Çok iyiyim Hasan. Sen nasılsın? Hasan şu an oynadığım oyun birazcık korkunç. Yaşın yetmiyorsa bence oyun şey izleme. Şimdi Evet. otopside Uyarı koydun mu? yok uyarı koymadım. Keşke koysaydım. Şimdi otopside ilk olarak genel gözle görünür şeylere bakacağız. Bu normal şey. Ha dur şu kapıyı kapatayım ben altıma sıçıyorum çünkü. Kapı açık oldu mu? İnanılmaz korkuyorum o kapı açık oldu mu? Şimdi yavaşça kontrol edeyim. Ayağında bir yara yok. Burada şurada bir tane yara var. Elinde yara var mı? Yok. Böyle tek tek bölgelerini kontrol ediyoruz adamın. Peki çizmiyor muyuz mesela Sırtında. yara? Yok o Aa, not alıyor. Not alıyor kendisi. İki var tane o. mi vardı? Otomatik oldu. Şu sırtında. Bir daha Ha, döndür. bir tane varmış. En korktuğum sahnelerden biri bu. Dur reklamı erteleyeyim çünkü bu biraz korkunç olabilir. Burada böyle kafayı yavaşça çeviriyor. Sanki bir an yüzüme atlayacakmış. O kadar geriliyorum ki. Yüzüne atlayıp helele helele desen ne yaparsın? Altıma sıçarım herhalde. Tamam sırta Yok. bakmıştık zaten. Ele bakalım. Ha, bakın Oğlum burada bir ya. yara var. Ha bu arada there we go dedi mi? Ya here we go dedi mi? Muhtemelen here we go dedi. Tamam. Bitmiştir demek. Yani daha bakmana gerek Tamam. yok. O zaman bu dayıyı yakacağız mı? Ne yapacağız? Yok bu dayının daha işlemleri bitmedi. O kadar basit bir oyun. Bu oyunu biraz detaylı yapmışlar. O noktadan biraz sıkıntı. Öncelikle adamı sisteme kaydetmemiz gerekiyor. İsmi, yaşı, sağ omuzunda biliyorsun sıkıntı var. Sol sağ kolda sıkıntı var. Burayı göremiyorum Sol. ekranımdan dolayı. Ne yazıyor orada hala? Sol kol, sol kol morluk. Sol kol morluk. Tamam. Başka var mı altta? Yok. Tamam gönderiyorum. Gönder. Şimdi kapatalım bilgisayarı. Kayıt sistemi geri. Şimdi buradan rapor çıkıyor. Raporu duvara asmamız gerekiyor. Hemen alalım. Need to file the copy up front. Evet, çıktıyı öbür tarafa yani senin diğer ucuna. Ben burada hiç arkamı dönemiyorum. Gerçekten. I'm missing something. Dönmedim. Time to Şu move on. raporu koyayım. Bakayım. Yok döndüm bu sefer. Vallahi korkularımı yendim. Korkularımı yenmek için ne söylemeliyim? Bu arada YouTube yani YouTube izleyicileri bu oyun gerçekten de seveceğiniz bir oyun. Şu anda da indirimde isterseniz gidin oynayın. Bedrancığım bir ses geldi sanırsam. Yıldırım çarptı. Olur olur öyle şeyler. Şimdiki adımlara bakalım. İğne enjektörü, sabitleyici. Tamam, şey yapacağız. Ağzını bantlayacağız. Ya ağzını iğne ile dikip kapatacağız. Bunun sebebi ise Hristiyanlar ölüyü sergilerler. Bakın şimdi ağzına dikiş nakış yapıyorum. Hristiyanların öyle değişik bir adeti var. Ölüleri sergilerler. Böyle ağzı açık mölmöl möl bakan bir ölü istemezler o yüzden. Böyle ağzını dikelim bir. There we go.
Bu arada ben oyunu çok mu parlak yapmışım? Neyse parlak iyidir ya her zaman. Sonracığıma gözlerine şey koyarlar. Bant gibi bir şey var. O da galiba en alt şey. Tamam. Işıklar. Evet parlak iyidir. Gözlerine bu bantları da koyup kapatıyoruz. Alright. Şimdi az önce ışıklar gitti. Bu her iyi bir şeye alamet değil. Yavaşça etrafıma bakıyorum. Nereye bakıyorum? Tamam. Uf. Vallahi gerildim az önceki ışık gitmesinden dolayı. Şey yapacağız. Vücudundaki sıvıları alacağız. İlk olarak glutelitin koymalıymışız. O da galiba şuradaydı. Tamam. Hemen koyalım. Sonracığıma metil alkol. Metil alkol galiba şuradaydı. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Olmaması gerekiyor. Metil alkolü koyayım. Neyse umursamayacağım. Görevimi yapacağım. Sulandırıcı. Sulandırıcı burada. Neyse umursamıyorum. Ya da lan koyarlara gel. Allah! Kapat. Na. Bir şey yok Hasan. Hasan hiçbir şey yok. Boş ver. O kapıyı çalar çalar gider o. O dilenci gibi bir şey. Formalite dit. Beyler Formalite dit gerekiyormuş. O orada şey yaparken hiç odaklanamıyorum şu anda ama. Formalite dit nerede? Bu muydu? Ha burada tamam. Tamam bunu koyalım. Şimdi karıştırıcımız hazır. Aa şimdi ha dur az kalsın unutuyordum var ya bak bir de şundan koymak gerekiyor. Hemen koyalım. Abi ayağıyla aç kapa yapıyor. Kim? Ha yok ayağı değil o kafası bu tarafta ayağıyla yapamaz. Dur ben senin için reklamı erteleyeyim Hasan. Hemen senin için reklamı erteledim. Bu reklamlara çözüm bulamadım ya. Neyse. Şimdi şah damarından bir açıklık vereceğiz. Onun için şu gerekiyordu. Tokar gerekiyordu. Neşter gerekiyor. Ve şu makas gerekiyor. Bir de hortum lazım. Hortum da buradan alıyorduk. Tamam. Vallahi şimdiye kadar iyi gidiyorum. Bir şey gülüyor. Hiç iyi değil. Şeyin gülmesi. Cerrahi penseyi koydum. Tokar koyuyor Missing muyuz? something. Plastik hortum koyuyorum. Tamam. Valla az önce bir şey güldü ama gerçekten altıma sıçmak üzere. Şimdi Hasan'cığım bu ses biraz seni rahatsız edebilir. Beni de rahatsız ediyor. Bu makine biraz gürültülü çalışıyor. Vücuttaki kanı şeye döküyoruz işte buraya döküyoruz. Çok gürültülü evet farkındayım. Benim sesimi bile bastırıyor olabilir. Neyse biraz su içeyim. Evet gerçekten de böyle yapıyor. Yani Hristiyanlar böyle yapıyor. Hadi bit. Tamam galiba. Vücudunda kan kalmadığına göre. Bunu almıştık zaten. Aa sıvı yapmalıyız tamam. Buradan bir torba almam gerekiyor. Oğlum Allah'ım. ne s**eyim o ne? Ay ışığı kapatmış. Neyse odaklanmam gerekir. Hortumu sökeyim ilk başta. Yarayı kapatayım. Tamam. I'm missing Göbeğine something. şey mi eksik? Ha doğru unuttum. Serum torbası bunun içine koyacağım. Tamam dolu serum torbası artık. Şimdi göbeğine bu çubuğu sokarak şey koymam gerekiyor. Torbadaki sıvıyı koymam gerekiyor.
Abi çöpe atıp geliyorum, ne olduğunu söylersin. Valla sen çöpe atıp gelene kadar 1.000 tane şey olabilir. There we go. Yoruldum. Evet, neyse. Hazine temizleyicisi oluşturmak için banyo dolabı. Eyvah. Chat galiba birazcık sıçtık çünkü banyo dolabı dediği şey az önceki gördüğümüz yaratığın olduğu yer. Why did you let me die? Aha. Oğlum adam ne oldu lan? Beyaz adam Aha. Adama ne oldu? Men sen siyahi bir beyefendiydin. Afro-Amerikandın. Sana ne oldu? baba sana ne oldu? Bu nasıl düzenecek? Düzelmeyecek. Bu adam kilise memuru değil mi? Raymond. Bu adam. Ya ben bu adamla çalışamam arkadaş. Bana siyahi adamı geri getirin. Beden Of. ayakkabı boyası yoktur boya onu. Neyse ben solüsyonumu hazırlayayım o sırada. Hazine temizleyici, tamam. Allah'ım lütfen bana yardım et. Gerçekten şu an altıma sıçmak üzereyim. I can't use that here. Tamam, önce hazineyi açmam gerekiyor galiba. Yo, niye hazineyi açamıyorum? Hazine temizleyicisi oluşturmak için banyodaki hazine temizleyicisini aldım. Reklamı yine erteleyeyim. Tamam. Galiba bu cesetle devam edemiyorum. İçeri gidip gerçekten o siyahi beyefendi bulmam gerek. En Geldim. sağda benim. Evet, O siyahi dediğin beyefendi burada değil. en sağda. Bu adam kim lan? Yok, ilk adamı bitiremedik. İlk adam bir anda şekil değiştirdi. Hazine temizleyici niye dökemiyorum buna? Can't use that here. Çünkü ben bu adamla ilgilenmem gerekiyor. Ben bir kağıt mı alsam acaba? Ben bu durumda ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Kağıdı kullanacağım muhtemelen. Tamam, burada yanmıyor. Yanmaya başladı mı? Aha, yanmaya başladı. Buralarda bir yerde muhtemelen. Of. İşte bu sembolleri aklımızda tutmamız gerekiyor. İlk sembolümüz Z'miş. Bu arada ben de adamın yüzünü sileyim bari. Muhtemelen yüzünü silerken bize bir şey yapacak bu. Tamam, başka bir şey tutamam diyor. O zaman envanterdeki eşyayı bırakmam gerekiyor. İlk sembol Z, aynen öyle. Allah'ım. Ya ben bu adamla ne yapacağım ki? Çözemedim. Arkadan ses mi geldi? Yok yok. Chat bir yardım eder misiniz? Vallahi ben çözemedim şu an. Koridorun anahtarı. Şey mi atladık? Boş serim. Hazine temizleyici oluşturmak için banyo dolabındaki hazine temizleyeceğiz.
Bu ceset bir yerde ve biz de alay ediyor şu anda. Aa, adam konuşuyor lan. Üstüne tıklamam gerekiyor. Evet, ha, tamam. Işte. Tam chat sakin olun, yaptım. Arap İsmet'e döndüm. Aa, az önceki hazne temizleyici gitti. Aa, tekrar mı gitmem gerekiyor onu oraya almak için ya? Ya. Aa, burada. Bence çok durmadım. Tamam, orada çok durmayayım, haklısın. Şunu bırakayım. Şu hazne temizleyici alayım. Şunu çalıştırayım. Allah'ım, ilk cesetten kurtulalım da. Neyse. Hani dökmüyor. Hazne temizleyiciyi niye dökemiyorum onu anlamadım. Çünkü hazneyi açmamış. Evet, o an dikkatimi dağıttı annem ondan dolayı. Şimdi yüzünü silmemiz gerekecek bu adam muhtemelen. Hazneyi temizledikten sonra tabii. Ama sen hazneyi temizlemedin ki. Ne diyor abi, yat uyu, ölmüşsün zaten. Vallahi yaratıkların ne dediği benim umurumda değil. Ben şu an sadece kendi keyfime bakıyorum. İşimi bitirmeye. O ne kadar tatlı. Hele şuradan burada da bak. Dur, sürekli de sileyebilirsin. Ne kadar tatlı bir adam lan. Tamam. Bu adam muhtemelen cinli değil. Bu adamın ruhunu kullandı. Ben öyle düşündüm. En sağdaki sıkıntılıydı. Evet, onun kapağı açılıp duruyordu. Şimdi bu adamı yerine götürebiliriz. Japo'yu, cesedi soğuk hava deposuna gidiyor. Reklam başlayacak. 59 saniye sonra hatırlatın, ESC'ye basayım. İzleyeceğim reklam görmesin. Vallahi chat kusura bakmayın, ben fazla hızlı ilerleyemiyorum çünkü biraz malum. Yani bunu yapmıyoruz. He? Bu bitti. İş, bunu işlemler tamam. Sıradakine geçeceğiz. Şuna bence mı geçeceğiz? Aynen. Bir de ESC. Durun Ozan, yayını durdur. Tamam Ozan, devam ediyoruz. Reklam gelmemiş ilginç bir şekilde. O zaman bu az önce sembollerden önünde sembol çıkan cesedi alalım. Ya bu işte, bu az önce yatan da. Vallahi bu yaşlı teyze beni birazcık ürkütmedi değil. Bak şimdi yavaşça şimdi, gözleri açılacak. Şimdi o siyahi arkadaşların memesi gözüküyordu da bunun niye gözükmüyor? Erkeklerde meme sorun değil ya. Şu kapıyı kapatayım, gerçekten beni çok geriyor. Eyvah, etraf sarı oldu. Bu bir şeylerin olmaya başladı anlamına geliyor. Bunun için dikkatli olmalı. Ya bir şeyler olacak demektir. Reklam arası. Reklam verdi mi şu anda? Verdi galiba ya. Neyse, sorun değil. Ya çok kısa. Ya zaten aynı işi tekrar edeceğiz. Sıkıcı kısmı yapacağım. Vücut kontrolü. Etraf bir sarı oldu. Bunun şeyi, olayı biraz kötü. Elinde bir şey var mı? Burada bir tane ben var. Hanımefendi, sırtınızı döner misiniz acaba? O sırtında iki tane yara var. Galiba altıma kaçırdım. Teyze de o kadar manidar bakıyor ki. Tamam, çok bir şey kaçırmadın zaten Hasan'cım. Şimdi bu tarafta bir şey yok. Kolunda bir şey mi var? Tamam, varmış. Eline bakalım. Onlara yaptım.
Diğer taraftan çevirdim ya sırtım. Tamam şimdi. Ananı. O neydi kız? O az önce gördüğüm şey hayatım boyunca bir oyunda gördüğüm en korkunç şey olabilir. Yalnız bu arada sedyenin altına girdi ha. Abi arkanı dönme. Döndüm. Sedyenin altına mı girdi? Hadi abi gel. Hadi abi korkutma ya. Gerçekten sedyenin altına girdi. Tamam. İkinci girişi yapalım. Kafada bir şey yok. Yaşı girelim. Sağ omuz. Yaşı girmedim bu arada. Sağ kol. Dur gireceğim. Dur sağ omuzu niye giremedim? Sol sağ kol. Sağ bacak. Yaş 81. Oha bayağı yaşlanmış. Sol kol bedren leke. Burada değil mi? Sol kol. Altta ne var? Evet. Sağ bacak var değil mi? Sol bacak. Sol bacak. Tıklayamadım galiba. Nerede? Altta. Burada şey. Sağ yap. Başka bir şey kaldı mı? Yok galiba. Tamam. Bunun da az bir şey işlemleri kaldı. Bunu da bitirdikten sonra... Kurtulacağız sanki. Acaba şeytan bunda mıdır? Bence bundadır. Onda bunda şundadır. Şimdi bunu ta koridorun sonundaki o dolaba asmam gerekiyor. Lütfen. Gözüm kapalı gidecek. Yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Dosya. Almadım ben onu. Aa almamışım. Gerçekten almadım ben raporu. O kadar yolu boşuna mı geldim korka korka? Benim kim? Oo. Ağla. Oğlum o neydi lan? Ben az önce ne gördüm? Ben az önce şurada birisi keko oturuşuyla bana mı bakıyordu? Ama bu kadarı gerçekten fazla yani bak. Eyvah etraf yine sarı oldu. Bu kötüye alamet dediğim gibi. Galiba bu sarı olduğunda o tütsülerden birini yakıp yeri bulmam gerekiyor. Tamam chat. Çıkaralım günah kağıdını. Bu odada bir şey var mı? Tamam bu odada değil. Galiba o koridorda bir yerde olabilir. Aha yandı. Tamam yanıyor. Tamam tabloda. H ama üstten çizgili. H üstten çizgi. O nasıl H oğlum? Ben öyle aklımda tutuyorum. Neyse tamam görevimize geçelim. İğneyle çeneyi sabitleme. Ben açıkçası bu oyunu bitirebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü bu oyun gerçekten biraz da zorluğu var. Ve bak. Oha 82 yaşında ama dişleri sağ. Ne vuramıyorum ben kazmayı? Ha aşağıymış çünkü. Vur. Yapıştır ablamı. 82 yaşında bir kadının ağzını dikiyorum şu an. There we go. Arkamı dönmeye korkuyorum. O cama çok bakma bence. Seni izliyor abi üstte mi? Ha tamam. Tamam ben biraz geç okuyorum chat'i kusura bakma. Şimdi Hasan. Vallahi gerçekten bu oyunu uzun süre oynayabilir miyim bilmiyorum. Gözleri bitti full diyelim. Bir dakika kapım çalıyor. Yine aynısı yeter. Bir dakika kapım çalıyor. sanki bu sefer biraz sinirli gibi. Yapma. Tamam. Çalar çalar gider.
fazla kafaya takmayın. Biz odaklanalım, glitalidin bulalım hemen. Glitalidin. Glitalidin, metil alkol. Metin alkol. Bence bir şey olacak ya, hissediyorum, sulandırıcı. Patlayacak ama ne. O beyaz yaratık biraz nadir ve açıkçası sürekli karşım. Lan. Ya lütfen. Lütfen yapma bunu bana. Evet. Hamdi Bey'in teklifi. Selam, benim de evimde saklı. Aha, baban niye sinir bozucu olmaya başladı? Ne alıp kilitledi bize? Bunu alıp mı gitmem? Oha. Tamam. Bu galiba geçmişteki anılarımızdan biri de masadaki beyaz tozlardan ve iğnelerden aslında iyi bir geçmişimiz olmadığını anlıyoruz. O ne? Duvarın içinden geçen siyah bir yaratıktan daha korkunç ne olabilir lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Su oluyor ya, şu an. Kapı. Arkamı dönmek istemiyorum. Ceset var burada. Ona üstüme atlayacak değil mi? Sen bunu bana yaptın diyor. Senin hatan diyor. Evet. Olabildiğine ilginç, olabildiğine korkunç bir oyun. Dabbe. Ses duydum. Arkamda kulaklığın arka tarafından geldi. Oo, az önce oldu. Daha sal beni. Sal beni lütfen. Uzaklaşacağım oraya. Tamam galiba. En son ne koyduk? O delitin mi neydi? O değişik maddeden koyduk. Da burada galiba. Yok bu değil. Ha bu. Birazcık kutsal suyu koyalım. Sanırım bizi koru. Lisedeyiz ya. Galiba tamam mıyız? Evet tamamız. Şimdi ben usulca eşyalarımı alacağım. Eşler galiba üstünde vardı ama temiz olması gerekiyor. Cerrahi şey. Ve korkunç bir yaratık biraz önce üstümüze atlayacak galiba. Tamam. İkincinin de sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Biraz uzaklaşmak istiyorum o noktaya. Biz bunun bilgilerine girdik değil mi? Ha tamam, duvarı da astık, doğru. Salondan bir solüsyon getiriyordun ya banyodan. Onu yapacağım Ali abi. Vücut sıvılarını açsın bir. Boş serum torbasıyla bir solüsyon yapıp karnından şey alacağız ya. Karnındaki sıvıları da alacağız. Kapat. Tamam. Yarayı dikelim. Boş serum torbası. Uzun zamandır bir şey olmadı. Bence bir ibnelik var şimdi. Tamam, doldurduk. Bunu da alalım. Peki katı. Hello. Neden yapıyor? Seni öldüreceğim Rebecca. Karı nasıl korkuyor mu? Karı da yani korkuyor ama hiç umurunda değil yani. Neyse biz görevimizi yapalım değil mi Hasan? Hasan galiba yayını terk etti korkudan. Hasan kaçma, gel. Hasan kaçma. Hasan bu oyun
Tam bizdik, merak etme. Merak etme. Aa, buradaymış, tamam. Merak etme Hasan, son bir cesedimiz kaldı. Bunda zaten bitmek üzere. Şimdi ben korkularıma yüzleşmek için ne yapmalıyım? Aklıma nasıl geldi? Şimdi solüsyon yapmam gerekiyor. Allah'ın cezası solüsyon. Niye ta diğer odada? Lan kilisenin diğer ucunda solüsyon. Neyse. Gitmem gerekiyor değil mi? Evet, maalesef. Hayır. Tamam, bir şey yok galiba. Lütfen bir şey yok. Lütfen bir şey olmasın. Arkamdan ses mi geldi? Hayır ya, doğru, ben birazcık değişik bir mahallede yaşıyorum. Sesleri ben de duyuyorum. Arkamdan gerçek hayattan gelmiş ses. Neyse, hazine temizleyiciye de dökeyim. Uf. Çok kötü. Muazzam kötü Hasan. Yani bu oyunu deneyimlemeni isterdim gerçekten. Ya seni şu an alıp bu bilgisayarın başına koyup hadi oyna Hasan demek isterdim ama. Neyse. Yüz hatlarını nemlendir. Biz bunun gözlerine şey koyduk değil mi? Hasan hemen şey diyor, yok olmaz diyor. Yok. Yok. dur, senin ben nur mecalini sileyim, burnunu da bilesiniz. Etraf niye sarı oldu? Lütfen. Lütfen arkamı dönmemem gerek. Etraf yok ya, o kadar sararmadı. Yok, etraf bir anlık sarı oldu ya, o bir şeyin işareti. Bir olay oldu demek. O kağıttan yakmam gerekiyor ama şu an benim bu cesedi bitirmem öncelik. Onun için gerçekten bu cesedi bitirmeliyim. Cesedi soğuk hava deposuna götür. Dur lan, elime kağıt alayım bari. Allah. Allah. Git lan. Orada durmuş dikini ya. Allah'ım, orada durmuş dikini. Bir an doğru koşsana, ne yapayım önce? Bir şey olacak kesin. Hasan sus Hasan. Bedirhan üstüne doğru koşsana. Abi kağıt yak. Kağıt işe yaramıyor. Üstüne geliyor, doğru geliyor. Koşayım mı? Koş. Aa! Ne oldu? Bu kadar. Tamam, bir tane daha kağıt yapıyoruz şu anda. Kağıt alev almadı ama. Aynada kendimi görüp korktum ya. Oyun kasmaya başladı. Lag'dan bir şeyler olacağını düşünüyorum. Sağımda galiba, sağımda bir şeyler oluyor. Sakın sağına dönme. Tamam. Tamam, şimdi toparlan. Sen bir erkeksin lan. Erkek gibi ol lan. Ne var lan orada? Oo. Ablaya bak, saklatma. Hanımefendi iyi misin? Anam. Hadi abi, yaparsın. Ya sen de bir yürü git lan. Oğlum ha. Ses geliyor lan. Tamam. Sen de bir dur lan. Hiçbir şey yok içine. Dur bari kapağını açayım. Yeter lan. Sen de ne şey yapıyorsun tantanelim. Hadi yallah. Kapıyı kapattı ya şimdi. Şerefsiz kapıyı kapattı ya. Yeter lan. Bıktım lan sizden. Ceset misiniz nesiniz? Allah'ım yarabbim. Arkadan da parmaklasa hiçbir şey yok artık. Bundan sonra böyle. Yürü git. Bıktım lan sizden. Böyle ceset mi olur? Ceset dediğin uyur yatar. Sizin gibilerle uğraşmaktan bıktık ya. Allah Allah. Biraz cesaretlendim. Ben açıkçası şeytanın bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok beyaz teni var. Vücudunda acaba yaralar var mı? Bu arada vücudunda şey de oluyor. Semboller de oluyor işte. Her saç falan. Öyle bir şeyle denk gelirsek haberiniz olsun yani. Bence o
şu ayakkabı boyası renginde olan bir arkadaşlarım. Ali abi sen ne ırkçı bir adamsın ya. Kapıyı kapatacağım. Diğer kapı açık. Ya yine bir şey oluyor ya. Açık kalsın, oradan bir şey olmaz. Neyse biz görevimizi yapalım. Buradan ses geliyor. Burada bir şey yok. Yok. Buraya bakalım. Bir yara. Sırtına bakalım. Bir tane etli ben var. Bedran omuzunda sanki bir şey mi vardı? Yok, o ışık yalnız. Çok korkunç değil mi ya? Ölüyle tam böyle yüz yüze bakıştığımı. Sen hiç gerçekten böyle gördün mü? Ölü birini gördüm ama böyle dibine girecek kadar görmedim. Tamam, bunda fazla bir yara yokmuş. Ne? Hiç ölü birine dokunmadım. Yan tarafına bakmadım onun. Gözümü kapattım. Burada beyaz bir şey mi var? Yok, tamamlandı dedi ya. There we go dedi. Üçüncü girdi. Valla bu video beklediğimden biraz uzun oldu. Sağ omuz. Sağ kol. Bu tarafta bir şey var mı? Ben şey var. Sol bacak sol mı? Kol. Sol. Yok, sol kol. Tamam. Heh. Altta bir şey var mı? Ayak kısmında. Yok. Yok, tamam. Gönder onu da koy. Lütfen. Bak oyun bitmek üzere. Lütfen rahat bırak beni yaratıklar artık. Lütfen tamam, rahat. Gelin. Aa, bizim bu arada sembolü çözmemiz gerekiyor. 2 dakika sembolü çözmemiz gerekiyor. Bu çalışanlar içindir. Lütfen gece vardiyası şifresini girin. Gece vardiyası şifresi hakkında şunu hatırlıyorum. Şurada az önce bir şey vardı. Oraya dönerken korktum. Galiba dolabın içindeydi ya. Ha. 644 46. Şimdi iblisin tespit edilmesi, iblisin tarihi, iblis mühürleri. Şimdi biz kaç tane sembol gördük? 4 tane görmemiz gerekiyor. Bunlar oluşturacağımız iblis mühürleriymiş. Şimdi T gördük. Şunu gördük. Z gördük. H gördük ama. H şunu gördük. Tamam, bunlardan biri değil o zaman. Bunlardan hiçbiri değil. Çünkü uyuşmuyor. Hem H hem T olacak. Değil mi? Z, T, H. Tamam. Buna bakalım. Belki bulmadığım bir tane var. Ona bakacağım işte. Tutturamazsam. H var, T var, Z var. Sonuncusu ise 5'in alta doğru inen çizgisi. Sonuncuyu da bulmak gerekiyor. Bence odur ya. Hazır gelmişken tekrar bir sembollere bakalım. Tamam, H üstten çizgi. Diğer sembol neredeydi lan? Oğlum bizim evdeki elektrik lambası gidiyor amına koyayım. Bu telefonu açmalı mıyım? Hello? Ya ben bu sarı rengi hiç beğenmiyorum ya. ZTH dediniz değil mi? Galiba şu. H yukarıda, bu yukarıda. Ben bir tane daha kağıt alıp morga doğru yürümek istiyorum. Yanımda bundan zaten vardı. Oğlum biri güldü lan az önce. Evet, az önce biri gerçekten güldü. T düz T. E galiba 3 tane çıkıyor ya. Diğerini de tahmin etmiyorum. Yo, sanki bir tane de burada mı yaktık ya? Sanki bir tane bu odanın içinde mi yandı ya? Neyse, ZTE muhtemelen şudur ya.
H üstten evet. Çizgi Z buydu. Değil mi? Aynen. ZTH. Tamam şimdi hazırlayalım kutuyu. Ama hangisi olduğuna karar veremedim. T hangisi? T bu T. Z buradaydı. H yukarıdaydı. H, T, Z, 5. H, T, T, 5. 5 de şöyle 5'ti değil mi? Yok. Ha 5 böyle bir 5'ti ya. Tamam buydu. Biraz yamuk çıkmış. Isıma. Şimdi oradan bir şeyler okumam gerekiyor. Çünkü biz galiba ruhani varlığı tespit etmedik. Tamam. Doğaptan aldığınız... Bulduğunuz iblis mühürleri gece yarısı... Gece var bir sivir et. İblis... İblis'in ismi ne olacak? Bedenlerde iblis kaynaklı bir değişim olup olmadığını gözlemleyin diyor. O yaşlı teyze de mi? İblis varlığını tespiti. Durun şuraya bir okuyalım. Bedeninde yeni izler ortaya çıkması. Küçük veya büyük ani hareketler. Tamam o yaşlı teyze. Tekrar eden hareketler bir bedenin diğerine daha aktif olması gibi. O kapıyı ben açmadım değil mi? O kapıyı teyze açtı. Oğlum gezme. Rebecca benim büyük annen. Teyze camdan çekil. Allah çarpsın bak kutsal suyu yakarım buraları bak. Dur üstünde tılsım var değil mi? Büyük annemi seviyorum ama sen büyük annem değilsin. Onun için lütfen defol git. İçeri soğuk, içeri girmek istiyorum. Ben beni içeri. Hayır lütfen git, lütfen git, lütfen git. Seni istemiyorum. Sen benim büyük annem değilsin. Defol git. Lütfen gitsin artık bu. Gitti mi? Beni içeri al aptal pislik. Abi dön. Ne? Sağına baksana. Neye bakayım? Sağlığa mı? Sağına. Halil abi galiba bu beden değil ya. O zaman ne? Galiba o... Yine güldü. Galiba o yaşlı bir teyze var da böyle çarpıldı bir anda. O galiba değil mi? Ben odur. Neyse biz bunun işlemleri tamamlamadık galiba. Bunu tamamlamamız gerekiyor. Başka bir şey tutamam. Başka bir şey tutamam diyor. Burada kullan. Tamam o zaman gideyim teyzenin üstüne tılsımı koyayım. Madem yaptıysa. Allah'ım. Allah'ım. Teyze nasılsın? İyi misin? Teyze. Geri kaldı mı? Geri kaldı. Tamam teyzede sıkıntı var ya tamam. O zaman mecburen bunu tamamlamamız gerekiyor ve tılsım galiba yere atmam gerekiyor şimdi. Tılsım sen birazcık yerde kalman gerekiyor. Yere bırakılmaz ya. Dolaba yerleştirilebilirdi. Dolaba tekrar yerleştirilir. Dolaba ben denedim niye yerleştiremedim? I can't use that here. I can't use that here. Şu raflara mı acaba? Sağdaki. Tamam dolaba yerleştirin. O zaman hadi bırakalım şu raporu da bitirelim bu oyunu artık ya. Gerçekten fazla uzadı bu oyun. Koş. Koş. Hadi. Hazırım. Kapı kilitli. Hayır. Ananı. Kapı kilitli. Arkamı dönmemem gerekiyor. Arkamı dönmemem gerekiyor. Geri git. Geri git. Kapı kilitli. Koridorun anahtarı yok mu? Koridorun anahtarı. That's not it. O olmaz diyor. Koridorun anahtarı. Arkamı dönmem gerekiyor. Önce nerede? Boşa gaza geldik Hasan.
Arkamı kaçacağım. Deme gelecek gibi. Aha. Şey. O kapıyı da kapatmış onu. Ah. Hayır. Çok hayır, hayır, hayır. Aha. Ha? He? Ha ha ha. He? Ha ha. Sağ mı sol mu? Biz kolumuzu kesseler sağ, şaka şaka öyle değilim tabii ki de, ama sağa gideceğim. Lütfen. Kapalı. Açık. Dur, bura kapalı mı? Tamam, sadece açık kapılardan geç. Hayır, lütfen. Hayır. Gözümü çok kısıyorum ki korkmamak için. Gözümü inanılmaz kısıyorum korkmamak için. Lütfen, lütfen yapma bana bunu. Aha. Işık gitti Bedo. Göremiyorum zaten. Teşekkür Bedo. Ederim. Orada bir şeyi gördüm, hayaletin bana yol verdin de. Gözümü çok kısarak oynayabildiğimi fark ettim şu anda. Vallahi gözümün şu an var ya, %1'iyle oynuyorum şu an. Ha. Ha, iyi ya. Ha. Oh. İyi mi? Tamam. Yine koridora gitmem lazım. Ya bu kadar basit mi şu an? Şimdi etraf sarı oldu. Daha da sarardı. Daha da sarardı. Belgeyi okuyamayacağım kadar sarardı. Ama prosedür gereği ilk başta dişlerini dikmem gerektiğini hatırlıyorum. Vur. Vur kapı. Bu değil işte, sıkıntı orada. Yani bu adama kibar davranmak için. Vallahi hayatım boyunca çektiğim en zor yayın ve en zor video olabilir. Dalga geçmiyorum bu arada. O beyaz yaratık beni o kadar ürkütüyor ki şu an bir daha çıkarsa herhalde ruhumu teslim edebilirim. Alright. Tamam. Sıradaki sıvı hazırlama. Sıvıyı hazırlayalım. Belge, metil alkol. Çok basit, çok çok güzel bir işim var ve bu işimden. Aha. Bedren git oradan bayık. Bu ne? Bu şerefsiz az önce yataktan kalkıp önümden bir anda defolup gitti mi, yoksa ben mi öyle görüyorum? Yani parmağını... gerçekten burada ne var? Bana bir kaçış hakkı mı sunuyor? Evet, adam böyle yaptığını duydum. Yani şöyle yaptı. Tamam. Korkmanın sırası değil. Çık Rebecca, hayır. Oraya gitmeyeceğim. Sizden nefret ederim. Nasıl bir orda lan? Ha, burada bir ceset var. Burada bir ceset var. They're gonna kill me. Aa, ilaç bunu. İçiş. Demedim hani. Hayır, risk. Tamam, buradan çıkmam gerekiyor. Muhtemelen buranın bir anahtarı var. Ve o anahtarı bulmam gerekiyor. Bu kapılara baksana. Diğer kapılar açılmıyor. Ya da inşa olmadı. Korkunç bir şey olacak. Çok korkunç bir şey geliyor galiba. Game.
Yerde anahtar olması gerekiyor. Anahtar burada. Masanın Anarız. Üstünde bir not var. Okusaydın ya onu. Selam. Bro. Merhabalar. Var ya bir tane doktor evi. Gel lan buraya. Bu ben değil miyim lan? Evet. Pardon. Yanlışlıkla balık kokusu aldım da. Yanlışlıkla ufak bir balık kokusu aldım. Bu nasıl bir rüya mı? Valla bu oyunda herhalde görülmesi gereken her şeyi gördüm ya. Teyze bak. Bak teyze seni böyle bırakmayacağım, tamam mı? Tamam, özür dilerim hadi. Ya yine mi sarı oldu? Ama yeter yani. Yazıları da göremiyorum. Neyse ben metil alkolü koydum mu? Koydum. Yedek anahtar. Metil alkolü koyduk. Sulandırıcı koyacağız galiba. Sulandırıcı ve şu dolaptan bir şey koymam gerekiyor. Kutsal su koymam gerekiyor. Nerede? Bakayım. Yo, formalidetit koymam gerekiyor. O neredeydi? Tamam. Tamam. Ya artık bitsin ya bu işkence. Gerçekten daha fazla yani hak etti yani bu kadar. Yani. Neşter ile yarayacağız. Tamam. Çok sessiz olmaya başladı oyun. Yok. Yapıştır beni. Şak. Pense. Kastik ortam. Yapıştır. Karıştır. Ses dışarıdan mı geliyor, oyundan mı geliyor? Evin dışından ses geliyor, benden oyundan geliyor diye tedirgin oluyorum. Bir daha camı açmayacağım hemen. Hasan beğendin mi oyunu? Kapat makineyi. Sırada pompayı kapat, hortumu çıkar. Boş serum torbası da iç organlarındaki son sıvıları alıp yeni sıvı ekleyeceğim. Ahaha. People make up stories. Abi death lan? Is a scary thing to a lot of people. No one's embalming any ghost bodies or whatever. Ya gerçekten Rebecca böyle şeyleri kafaya takma yani, yanlışlıkla babanı öldürmüş olabilirsin. Orada info verdim hikaye konusunu. Birazcık video falan izledim. Neyse fazla da önemli değil. Serum torbası. Tamam. Vallahi bitiyor chat. Ama ben halen daha hangisi olduğunda kararsızım. Çünkü bu adam da çok iblisimsi hareketler yapmadı mı? Halil abi sence hangisi iblis? İbliste sonradan oluşan yaralar olabilir diyor. Ya bu adamın kolunda iblisimsi yaralar var. Anet şey, evet, temizleyici yapmam gerekiyor. Uf, açıkçası bu tarafa gitmek artık beni korkutmuyor, biliyor musunuz? Çünkü olayların çoğu arka tarafta olduğu için taraf beni fazla korkutmamaya başladı. Hane temiz. Sonra ne kaldı? Yüz hatlarını nemlendir.
Bizi sesi mi duydum ben? Ya burnunu silelim. Şimdi değerli YouTube, hangisini iblis olduğunu bilmiyorum. Tamam mı? Twitch, siz de bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum ama ben tahminimce iblisimsi hareketler. Ya iblisimsi hareketi bu yaptı ya bence. Çünkü parmağını şıklattı, ışığı kapattı, ayağa kalktı. Diğeri sanki böyle büzülerek şey oldu ya. Değil mi Hasan? Diğeri böyle sanki büzülerek kendi isteğiyle yapmadı. Sanki bu ayağa kalkıp ışığı kapatıp falan öyle gitmesi, bunu ben iblis olduğunu düşünüyorum nedense. Onun için tılsımı alacağım. Tılsımı alıp buna koyacağım. Ve bunu da yakmaya götüreceğim. Sen de bir dur lan. Ne var lan? Boş dolap. Hata yapıyoruz. Yok, hata da yapmıyorum. Gayet de doğru yapıyorum. Hiçbir işe yaramayacak. Yarayacak. Elime düştü. Elime düştü artık. Sen bir kere benim elime düştün. Şimdi arkadaşlar bu galiba patlayacak. Öyle hatırlıyorum. Patlayıp bize sarılırsa ben iblisim, ama bize sarılamadan geri çekilirse iblis değil. Bakalım. Şu an üstümüze doğru gelmesi gerekiyor. Eğer içeri doğru çekilirse iblistir. Tamam, doğru seçim yaptık galiba. Vallahi YouTube bu oyunun bu kadar uzun süreceğini bilmiyordum. Açıkçası 1 saatlik bir video çektim size. Yani bu videoyu 1080p olarak göndermem herhalde 1-2 saatimi alacak. Aha bak, bu adam. Bu adam bizim patronumuz. Did I make it? Is it over? Yaptım mı? Bitti mi diyor. It's never really over. Aa, bu hiç bitmeyecek diyor. I'm so glad I'm here. I know it's disorienting. You'll get used to it. Bu arada bu oyunu ara sıra tekrar oynayabilirim çünkü oyun bitmiyor yani. Oyun şöyle diyeyim, oyunun bir sonu var ama sonu bu değil. Oyunda çok fazla gizem var. Onun için oyunu tekrar oynayacağım. Merak etmeyin YouTube. Oh, siz de merak etmeyin. Belki bu yayından sonra bir el daha atabilirim. Ya da oynamayabilirim. Ama bana... Ya da CS oynarım ya. Hayda, sen yanlış şeyi seçtin diyor. Lan! Yanlış şeyi seçmişiz. Yanlış iblisi seçmişiz ya, yani iblisi olmayan şeyi seçmişiz. İblis içimize kaçmış. Ya ben o kadar da emindim ki ya bu adamdan. Kalkıp ayağı parmağını şıklattı, bu adam nasıl iblis olmayabilir? Evet, YouTube, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda yanlış iblisi seçmişiz. Ama bir sonraki oynadığımda muhtemelen daha çok bilgiyle oynayacağım ve doğru iblisi seçeceğime söz veriyorum. Onun için izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.